Bayağı böyle abi. Barbekü geldi 10 her yani 2 dolara şöyle kocaman barbekü geldi resmen. Herkese yepyeni videodan selamlar arkadaşlar. Bugün başlıktan da görmüş olduğunuz üzere Brezilya'nın sokak yemeklerini inceleyeceğiz. Daha saat şu anda burada sabah 9 çeyrek falan. Uyandım, böyle bir kendime geldim. Daha hiçbir şey yemedim. Çünkü dedim sokak yemekleri videosunda bol bol yiyeceğiz, içeceğiz. Ben de bu şekilde hazırlanayım dedim. Böyle aç olayım ki dedim her şeyden bir tadımlık alayım ve her şeyi size göstereyim. Brezilya'ya geldiğimden beri ben çok uzun süredir bu videoyu çekmek istiyordum. Ancak bir türlü fırsat olmamıştı. Bugün de dedim ki hem elimde içerik yok hem de dedim sokak yemekleri videosunu çekmedim, göstermedim insanlara. Çıkayım dedim sabah erkenden sokak yemeklerini tatmaya başlayayım ve teker teker size Brezilya'nın birbirinden güzel sokak yemeklerini göstereyim. Şu anda ben hostelimin bulunduğu sokaktayım. Buradan biraz daha merkeze doğru ilerliyorum. Orada yemek satan birçok yer var. Oradan yemekleri tadarak başlayacağız bakalım. Normalde burada size göstermek istediğim çok güzel bir salgadocu vardı. Çok güzel şeyler yapıyorlardı burada. Brezilya'da hamur şişelerin genel adı salgado. Ve burada da abi bizim içli köfteye benzeyen böyle içi peynir dolu toplar satılıyor. Ne diyeyim, toplar denir herhalde. Hamur topları satılıyordu. Gerçekten çok lezzetli yapıyorlar ama şu anda burası kapalıymış. Hemen oranın yanında yer alan burada bir pastane var. İçeride yine benzer şeyler satılıyor. Hadi buranın içine girelim ve buradaki yemekleri size göstereyim. Öncelikle girişte böyle kurabiyeler satılıyor abi. Burada da böyle bir Brezilya çikolatası var. Bunun adı Brigadeiro. Bu böyle bir çikolata topu. Brezilya'da bayağı bir meşhur bu. Burada böyle bir ekmek var. Farklı bir çeşit ekmekmiş. Tam ne yazıyor anlayamadım. Burada da böyle büyük kekler var abi. Ve burada da size bahsetmiş olduğum salgadolar satılıyor. Şöyle göstereyim. Tamam. Bakın abi bunların hepsi salgado olarak geçiyor. Şu bizim içli köfteye benzer olanı. Bunun tavuklusu ve etlisi oluyor. Birçok çeşidi oluyor burada. Şöyle göstereyim. Bakın burada böyle mini burgerler yapmışlar. Şöyle burger 6.19 TL'miş. Burada da tatlı çeşitleri var. Bir sürü tatlı çeşidi var. Resmen burada bizim eklerimiz var abi. Tadı aynı değil ama benziyor, böyle bir ekler satılıyor. Bakın burada turtalar, pastalar, bir sürü çeşit şey var. Şimdi ben de burada siparişimi verdim ve geldi. Abi şöyle bir koşinya aldım ben. Böyle bir şey bu. Galiba bu tavuklusuydu. Bildiğiniz bizim içli köfte gibi bu. Ben bayılıyorum buna. Çok güzel oluyor. Ve abi yanında da şöyle bir pasta aldım. Yani Brezilya'da bunlar çok meşhur. Her yerde satılıyor bu tarz şeyler. Kahvaltıda ne alaka bilmiyorum ama böyle bir şey aldım. Bakalım içli köfteyle başlamak istiyorum. Bu arada umarım sesi güzel oluyordu. İçerisi biraz gürültülü ve yankı yapıyor. Umarım ses güzel çıkıyordu. Bakalım şimdi içli köfteyi deneyerek başlayacağım. Başlayalım o zaman. Hadi bismillah. İçi krema ve tavuklu. İnanılmaz lezzetli. Bayılıyorum ben buna. Şöyle bir şey. Bildiğiniz bizim içli köfte ama böyle daha kuru, kremalı ve tavuklu değişik bir şey var. Bu Brezilya'da her yerde satılıyor. İnanılmaz meşhur. Bunun tanesi burada 1 dolar. Yani 5 hayal. Şöyle bir şey. Ve abi artık son lokmamız. Mükemmel. Gelin şimdi pastamıza geçelim abi. Şöyle bir pasta. Yani gayet güzel gözüküyor. Bunlardan çok fazla satılıyor. Brezilyalılar böyle tatlı şeyleri gerçekten çok seviyorlar. Şöyle bir deneyelim. Üstü cevizli falan bu arada. Güzel bir şey böyle. Bakalım ilk tadımı alıyorum. Bayağı iyi. Beyaz çikolatalı ve normal çikolatalı. Bayağı güzel bir şey abi şöyle. Hop şöyle. Bizim düğün pastasına benziyor bu arada biraz. Altı içiyorlar. Ekmek gibi. Güzel ve büyük bir şey. Bol şekerli böyle. Daha yer yemez o şeker şey geldi. Abi ortasında bir çikolata var şöyle. Üstü beyaz çikolata, normal çikolata. Üstüne bir çikolata daha koymuşlar.
Şurada yine çikolata tanecikleri var ve krem şanti var. Yani tam bir enerji bombası. Tadı güzelmiş ama biraz böyle aşırı tatlı, aşırı şekerli geldi bana. Bunun fiyatı da galiba 7 veya 8 hayal olması lazım. Yani şu anda kur 3'e yakın, 2.90 olması lazım kuru. Alta da yazalım zaten, bir koşun ya 5 hayaldi. Yani 1 dolar direkt dolar olarak hesaplayalım. Bu 13-14 TL yani şu koşun ya şu anda. Bu da abi şu anda 20 TL falan yapıyor olması lazım. Şöyle bir şey. 20 TL, 22 TL falan. Hadi şimdi ben bunu gömeyim, yemeye devam edeyim. Sonra başka bir yere, başka bir şey denemeye gidelim hemen. İlk yerimizden şimdi çıktım. Toplamda 10 hayal tuttu. Benim beklediğimden de daha düşük tuttu. 10 hayal yani şu anda ne yapıyor? 28 lira gibi bir şey yapıyor galiba. Ama Brezilya şartlarında 10 hayal bayağı uygun. Yani şöyle söyleyeyim, dışarıda 10 hayale neredeyse hiçbir şey yiyemiyorsunuz. Yani 10 hayal uygundu bence. Ki güzel büyük bir pasta ve bir tane de koşunya yedik. Koşunya ve pastayla açılışı yaptık. Şimdi yürümeye devam ediyorum ben böyle yollarda. Bakalım gidip bir sonraki yemeğimizi deneyelim hızlıca. Şansıma pazar günü ve erken bir saat olduğundan daha birçok yer kapalı, daha birçok yer açmamış. Böyle yemek yiyebileceğim yer bulmakta zorlanıyorum şu anda. Normalde bu sokakta ya bu sokağın bir arkasındaki sokakta bir sürü mağaza oluyor böyle dolu mağazalarla. Arkadaki sokak daha da büyük, daha da uzun. Ve yemek satan, salgada satan vesaire sokak yemekleri satan birçok yer oluyor. Ama şu anda pazar günü olduğundan ve dediğim gibi saat erken olduğundan bir yer bulması zor. Burada sokak yemeklerini deneyebilmek için benim Cabo Frio'da ilk videomda gelmiş olduğum Preforce'ye geldim. Buranın kenarında böyle bir sürü restoran var abi. Birçok şey satılıyor. Ve burada bir dondurmacı var. Bakalım buradan geleneksel açaí dondurması alacağım şimdi. Beraber bakalım açaí dondurmasını deneyeceğiz. Şöyle bir yer bu arada burası. Şöyle göstereyim. Ve külahta şöyle bir açaí dondurmamız geldi. Bir tadına bakayım. Gayet güzel abi. Bunu burada asai meyvesinden yapıyorlar. Asai meyvesi Amazon bölgesinde yetişiyor ve çok kolay bir şekilde bozulabilen bir meyve. O yüzden buraya genelde bunu bu şekilde dondurma olarak getiriyorlar ya da işleyip getiriyorlar. Normal meyvesini getiremiyorlar buraya. Asai dondurması bayağı meşhur bir şey Brezilya'da. Normalde bunu büyük kaplara koyuyorlar. Böyle dondurma bardaklarına koyuyorlar ve içerisine çikolatadır, ne bileyim, çilek, muzlu birçok meyve çeşitleri birçok şey ekleyebiliyorsunuz ve kocaman bir bardak böyle enerji bombası dondurmanız oluyor. Şu anda daha bardakta sattıkları hazır değilmiş, daha yokmuş. O yüzden ben de böyle külahta aldım ama bu da gayet güzel abi. Açaí'nin tadı gerçekten farklı. Nasıl tarif edilir bilmiyorum ama yemesi oldukça keyifli. Hele bir de böyle havanın 30 derece olduğu günlerde şöyle serin bir dondurma gayet güzel gidiyor. Bu arada bu dondurmanın fiyatı da abi 4,5 hayal yani yaklaşık 1 dolar yine 14 TL gibi bir şey şu dondurma. Madem sokak yemekleri videosu çekiyoruz ben de dedim ki o zaman plaja inelim. Brezilya'da plajlarda seyyar satıcı kültürü abi çok yaygın. Her plajda bir sürü seyyar satıcı var ve bunların büyük çoğunluğu yemek satıyorlar. Bu şekilde bazı yemek çadırları var burada ve birçok farklı sokak yemeği satılıyor. Hadi gelin şu yemek çadırlarını inceleyelim. Bakalım ne yemekler satılıyor burada ve bazılarını da deneyelim. İlk olarak hemen burada abi böyle bir yemek çadırı var. Burada bakın böyle soslu karidesler, yemek tabakları. Bu benim sabah denediğim şeye benzeyen ama farklı bir şey var. Bakın böyle içi kaşar peyniri ve kıyma dolu anladığım kadarıyla. Meyve suları ve böyle yemekler satılıyormuş. Şöyle bir yer yakından da göstereyim burayı size. Bakın burada ablalarımız çalışıyor. Bakın yine burada benzer bir yemek çadırı var. Burada da abi birçok yemek çeşidi ve içecekler satılıyor. Genelde abi alkollü içecekler, kokteyller satıyorlar. Hola amigos. Hola amigos. ¿Qué te pasa? ¿Cómo va? No, thank you. English?
The English? Başa falan? You don't know. Obrigado, amigos. Gringo. El gringo. Abi insanlar acayip sıcak kanlılar. Yine şu yemek çadırını çekin dedim. Hemen böyle gringo gringo falan laf atıyorlar. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Yani aşırı sıcak kanlı insanlar. Kamera görünce böyle hemen dahil olmak istiyorlar. Bakın burada bu arada yine böyle bir seyyar satıcı var yanında. Şöyle gösterebilirsem. Göstereyim abi. Şu pardon. Disculpa. Abi şu şeylerden göstermiyorum, şemsiyelerden. Her yer böyle şemsiyelerle kapalı plajda. Abimiz de burada alkollü içecekler ve kokteyller satıyor. Şöyle göstereyim hatta. Bakın burada bir sürü kokteyl yapıyor abimiz. Böyle meyveler falan var burada. Bakın bu arada plajda ellerinde böyle mini mangallarla gezen abilerimiz var. Böyle burada kızarmış peynir ve et satıyorlar. Abi gerçekten acayip bir olay. Olamı yok. Yani burada böyle çok meşhur adamlar böyle ellerinde küçük mangallarla geziyor ve insanlar bu şekilde mangal satıyorlar resmen. Şöyle etrafı da göstereyim bu arada yürürken. Plaj şu anda tıktım tıktım. Pazar günü olduğundan olsa gerek herkes kendi plaja atmış burada. Bakar mısınız? Ve abi churrasco Brezilya'daki en meşhur şeylerden bir tanesi. Bu şekilde saçta yapılmış et abi. Şöyle saçta et ve tavuk yapıyorlar şiş şeklinde. Çok meşhur bir şey burada. Şöyle baktım churrasco fiyatlarına ama fiyatlar biraz uçuktu. En ucuz churrasco abi 45 hayaldi. Plajda olduğundan olsa gerek. Tabii ki almadım ben de. Bu arada satış yapan arkadaş yine çok sıcak kanlıydı abi. Hemen YouTube kanalımın ismini sordu ve öndeki deftere hemen kanalın adını yazdım. Burada abi çok seviyorlar böyle video çeken insanları falan. Evet. Churrasco. Böyle bir yerden churrasco'mu alıyorum abi. Burada bana indirim yaptılar ve 10 heyli alıyorum buradan. Hesabı alan kız bana şey sordu. Dedi ki sen de plajda çalışıyorsun. Beni galiba daha önce burada bilekli satarken görmüş. Ben de evet dedim. Ben de plajda çalışıyorum. Burada bilekli satıyorum. Tamam dedi o zaman sana 10 heyel. Ben de tabii ki hemen siparişimi verdim. Şimdi churrasco'muzu bekliyorum burada. Şemsiyenin altında. Bu arada abi hava inanılmaz derecede sıcak. Su gibi oldum burada 10 dakikada. Ve abi günün bombası şimdi geldi. Şöyle göstereyim. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Böyle bir tabak. Yani ben böyle bir şey beklemiyorum. Normalde şişe yapıyorlar bunu. İnanılmaz gözüküyor abi. Şöyle alabilirsem çatalımı göstereceğim. Bir yanda bunun sarı bir şey var böyle abi. Yani bu bizim irmiğe benziyor tadı ama çok farklı. Etle beraber çok güzel gidiyor. Bayağı böyle abi. Barbekü geldi 10 heyre. Yani 2 dolara şöyle kocaman barbekü geldi resmen. Bakar mısınız şu etlere? İnanılmaz. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor. Şöyle netlemeye çalışalım bakalım. Abi müthiş. Burada şurada yanında şöyle patates cipsi var abi. Kızartmanın yanında burada biraz daha çok yiyorlar bunu. Müthiş abi. Bayıldım yani. Şöyle salata, cips, şu ilmik gibi olan şey. Ne olduğunu hala bilmiyorum. 6 aydır Brezilya'dayım. Hala ne olduğunu öğrenemedim. Bunu bir fasulyenin yanında bir de böyle barbekünün yanında yiyorlar ama tadı çok güzel. Müthiş abi. Bayıldım ben buna. Şimdi bunu gömeceğim sonra devam edeceğiz. Böyle bir tabak abi. Bitirmeden önce bir kere daha göstereyim dedim. Şimdi hepsini gömeceğim. Muhteşem gözüküyor. Bakar mısınız? Bakın burada da benim o az önce yemedim açayı satan bir abimiz var. Asai diye söylüyor pardon. Şöyle göstereyim. Bakın böyle şeyler ekleyebiliyorsunuz Asai abi normalde. Bakın böyle gevrekler falan var abi. Çikolata topları. Bu tarz bir sürü şey ekleyebiliyorsunuz. Burada da bir mısır satıcısı var. Şöyle göstereyim. Bakın böyle mısırlar satıyor abimiz. Ve churrasco'mu yedikten sonra hemen kendim plajın dışına attım. Çünkü inanılmaz bir sıcak var. Durulacak gibi değil. Böyle biraz durdum. Hafif başım falan ağrımaya başladı sıcaktan. Yani güneş çok güçlü şu anda bu saatlerde. Bakın yine vurmaya başladı bu arada güneş. Şimdi ben burada böyle sokaklarda yürümeye devam ediyorum. Bakalım buralarda bir şeyler gördükçe göstermeye çalışacağım size. Burada bir abimiz kokonat satıyor. Bakın böyle abi farklı farklı kokonatlar var burada. Fiyatlar da bu şekilde. 4 TL'den başlıyormuş.
5, 6, 7, 8 diye gidiyor. Şöyle göstereyim bakalım, buradan bir tane kokonat alıp deneyeceğim şimdi. Şimdi ablamız böyle dolduruyor bakalım. Obrigado. Argentino? Turco? Ah, é? Ih, rapaz, me faz um favor. Me faz um favor. Para a camarela lá, patrão meu, cunhado, é turco ele. Ele é turco onde? Aqui, vamos levar lá. Ah, vamos. Abi bir tane Türk varmış burada. Şimdi kokorasyonu aldım, tam içecektim. Abimiz geldi, patron Türkmüş. Onca. Agora filma, agora filma aqui mais não. Agora mais não. Bak, Evo Feşar. Bak. Videoyu kapat dedi abi. Burada bir Türk varmış. Şimdi onunla tanışmaya gidiyorum. Şimdi şu kokorasyonu da bir deneyeyim bakalım. Abi müthiş, çok iyi şu kokonat suyu. Bakalım şimdi Türk'le tanışmaya gidiyorum. Abimiz Lübnanlıymış, yine karıştırdılar bu abimiz. Türk dedi ama abimiz Lübnanlıymış. Como se chama amigo? Carlos, muito prazer, é Furkan. Obrigado amigo. Obrigado amigo, prazer. Vanessa. Patron Türk demişti bu abimiz ama meğerse Lübnanlıymış patronu. Burada Lübnanlılarla Türkleri çok karıştırıyorlar abi. Karışıyor sürekli çünkü onlar da zamanında buraya Osmanlı pasaportuyla gelmişler. Birçok Lübnanlı, Suriyeli, Arap zamanında Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1. Dünya Savaşı'ndan önce ve sonra buraya Osmanlı pasaportuyla gelmişler ve o yüzden hala Turko diye anlıyorlar. Adam da ben Türk'üm deyince patronum Türk dedi, hemen seni yanına götüreyim dedi. Ama değilmiş meğerse. Öyle işte. Bu arada kokonatı içmeye devam ediyorum. Muazzam abi. Şunun fiyatı da 5 herhalde. Yani 14 TL, 15 TL falan. Ama çok güzel abi. Müthiş. Çok acayipti ya. Abimiz çok sıcakkanlıydı. Bir anda hani yoldan çevirdi adam. Patron Türk diye. Yanına gittik falan. Patron Türk değildi ama adam çok sıcakkanlıydı. Abi en başta ara bir sokağa girdik. Otoparka gidiyoruz falan. Dedim ne oluyor acaba? Lan acaba dedim beni kıstırıp param falan mı almaya çalışacaklar? Bir şey mi düşünüyorlar falan? Brezilya'da olduğum için böyle şeyler aklıma geldi. Sonra gittim, herkes sıcakkanlı. Adam beni arkadaşlarıyla tanıştırdı. Yolda yürürken Rus bir arkadaşı varmış. Onunla denk geldik. Bak dedi burada yaşıyor. Sonra Brezilya arkadaşlara denk geldi. Konuştuk falan. Bana böyle gitmem gereken birkaç yer söyledi. Ya insanlar gerçekten çok sıcakkanlı burada. Yeter ki siz insanlarla biraz iletişime geçin. Konuşun onlarla. Size karşı tavırları direkt değişiyor. Yani Brezilyalıların bu yönünü seviyorum cidden. Hala kokonat içiyorum abi bu arada. Artık böyle midem doldu sabahtan beri, aralıksız yiyorum, içiyorum ama güzel oldu böyle. Ah, abi artık tıkamasa doldum kokonat suyuyla da birlikte. Yani sabah aç karnına gittim koşunca pasta yedim. Yani bilmiyorum sabah hanginiz içti köfteye ama ben burada gördüm sabah sabah içti köfteye pasta yedim. Yani nasıl midem varsa... Sonrasında yoğurdun üzerine dondurma yiyip onun da üzerine abi et yedim. Churrasco yedim burada böyle barbekü. Onun üzerine gittim de kokonat içtim. Yani şu anda böyle midemde iç savaş var resmen. Hava da yanıyor. Mahvoldum böyle abi sıcakta. Buraya kadar bence güzel, keyifli video oldu. Size ben olabildiğince böyle gündelik hayattan böyle güzel bir video çıkartayım dedim. Hem sokak yemeklerini göstereyim size hem de böyle... doğal güzel bir video olsun istedim. Zaten sonunda abimiz şu anda renk kattı. Güzel oldu böyle. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Keyif aldığınız güzel video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bu arada bardakta paramparça oldu. Hadi görüşürüz.